Elhamdülillah'ın kısa manasını vereyim. Hani söylüyorsunuz ya, elhamdülillah ne demek? Her kimden, her kime ne kadar hamd, övgü, şükür, minnet varsa o Allah'a aittir demek. Bir parantez açıp bir bilgi vereyim. Mesela diyorsunuz, işte Uğur ne kadar yakışıklısın kardeşim. Uğur dese ki, buraya çok dikkat edin. Evet abi herhalde ya, ben yakışıklı olmayacağım da kim olsun? Bu bir küfranı nimettir. Yani o nimeti verene karşı o saygısızlıktır. Peki dese ki, ya abi ne yakışıklılığı, ne bak abi tipe bak, bu mu yakışıklılık dese, bu da aynı şekilde küfranı nimettir. Peki nasıl olacak? Hem gurura girmemek, hem havaya girmemek, hem de Allah'ın vermiş olduğu bu bize nimete karşı edepsizlik etmemek için ne dememiz lazım? Elhamdülillah. Yani birisi sizi, sizde olan bir özellikle övüyorsa, çok güzelsin, çok yakışıklısın, çok iyi ustasın, ne aklınıza geliyorsa söyleyeceğimiz bir tane kelime var. Elhamdülillah. Anlamı neydi? Her kimden, her kime, ne kadar hamd, övgü, minnet, şükür varsa o Allah'a aittir demek. Bizim elhamdülillah dediğimiz an söylemiş olduğumuz şuur neymiş? Ya Rabbim, ben şu anda senin bir kulun tarafından senin vermiş olduğun bir nimet vesilesiyle övülüyorum. Ama ben farkındayım ki bu nimetin sahibi sensin. Ondan dolayı o övgüyü alıyor, başımın üstünde öpüp sana teslim ediyorum. Hamd sana layıktır, övgü sana layıktır demektir elhamdülillah.